Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Evet, yine enteresan bir depo. Niye aldınız diye sorarsanız, sizin gibi aynı şeyi düşünüyorum ben de. Deponun düzgün oluşundan dolayı bu depoyu aldım. Çok büyük bir depo değil. Şöyle söyleyeyim, 2 metre diyebilirim. Hatta 2 metre bile olmayabilir. 1,5'a 1,5 gibi söyleyeyim arkadaşlar. Enteresan bir şey, çıkar ihtimaliyle aldık burayı. Çok temiz bir depoya benziyor. Deponun sahibi belli. Organize olmayı seven birisi, temiz birisi gibi duruyor. Çayımız, kahvemiz hazırsa başlıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane kutu var. Takı kutusu sanırım. Aynen arkadaşlar. İlk kutu güzel başladı. Bakın 925 yazıyor. Bu da yine aynı şekilde 925. Şu zaten onun takımı. Bunlar bu şekilde takılmış. Daha ilk ürünümüze para yapmaya başladık şükür. Şu değerli bir şey değil. Bu da 925 gümüş bir küpe. Gümüş bir yüzüğümüz var. Şunun altın olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Biraz parlak geldi bana. Şu gümüş. Bunun zinciri de gümüş. 14 ayar. Şu zincir altın. Movado bir saatimiz var. Gerçek bir Movado saat. Gayet güzel bir model. Bu da 925 Juice Ripka marka bir zincir. Gayet güzel bir ürün. Gümüş bir yüzük. Şu biraz enteresan. Bu 10 karat arkadaşlar bir yüzük. Şu da altın olabilir. Bu da arkadaşlar 10 karat bir yüzük. Şunlar gümüş. Şu da aynı şekilde gümüş. Şu herhangi bir şey değil. Hepsi bu kadar. Bayağı bir gümüş ve altınımız çıktı. Daha ilk üründe. Hadi bismillah diyelim. İnşallah devamı gelir bu şekilde. Hemen şunu alalım ki arkayı görelim. Burada battaniye ve yorgan var. 10 dolar fiyatı. Bir tane terliğimiz var. Hanımefendinin ürünleri hep mevcut. Timberland bir botumuz var. Gayet güzel bir model. Çok iyi durumda değil ama 20 dolara satarız. Diğer ürünler de 5 dolar. Bir tane lambamız var. 5 dolar. Ayakkabı 5 dolar. Şunun durumu kötü. Bu direkt çöpe gidecek. Şu da 5 dolar. Diğerleri de çöpe gidecek.
Bu bayağı bir ağır. Bakalım neden bu kadar ağır mutfak malzemelerim var. Banyo ürünleri var arkadaşlar. Şampuanlar var. Başka değerli bir şey yok. 10 dolarlık bir çanta. Dikiş seti var. Bir tane speaker'ımız var. 5 dolar. Şu daha çok tabak gibi duruyor. Takılar burada devam ediyor. Hanımefendi bayağı bir takılara karşı ilgili. ...14'e 20 yazıyor. Genelde bunlar altın oluyor arkadaşlar. Bunu test edip bakarız. Gerçek inci taşları varsa genelde altın oluyorlar. Go ahead, papa. Yeah, you can go. Yeah, that's okay. I'm coming out. No problem. Şurada bir tane daha var. Bu da 10 karat altın. Bir tane daha var. Bunda herhangi bir başlığı yok. Şu herhangi bir şey değil. Küpelerimiz var. Bunlar da herhangi bir şey değiller. Burada peçetelerimiz var. Diş macunu var. Havlular var. O kadar değerli başka bir şey yok. Bunlar koleksiyon tabakları. Dr. Howard'ın bir tabağı var. Bu da yine aynı şekilde Dr. Howard tabağı. Şunları içerisine koyalım kırılmadan. Şu da şöyle. Bunlar bugün de satılıyor arkadaşlar. 3 ay sonra da satılabilir. O tarz ürünler. Artık eskisi gibi bunlara bir ilgi yok. Tabii değerli ürünler. Tutacağız. Şunlar. Havlular, battaniyeler 5 dolar. Bakalım şemsiye sağlamsa bu da 5 dolar. Şemsiye sağlam. Bu da 5 dolar arkadaşlar. Hatta en çok ilgi gören ürünlerden bir tanesi aslında. Dikiş ürünleri.
Burada ıvır zıvırlar var. Tırnak yapmak için ürünler var. Başka da bir şey yok. Burada defterler, saat kutuları var. Boş kutular. Şu şekilde hepsi boş kutu. Bunları herhalde kargo yaparken herhalde bir şey satıyorsa bunları kargo yaparken kullanıyordu. Bir Amazon kutusu. Masaj ürünü. Şunlar da kargo için kullanılan ürünler. Mumlarımız var. Biraz mutfak ürünleri var. 5 dolarlık bir kutu. Bu da ağır bir çanta. Resimler var. Kitaplarımız var. Prayers diyor. Böyle bakalım da para falan var mı diye. Burada gördüğünüz gibi ıvır zıvır ürünler var. Şurada da aynı şekilde ıvır zıvır ürünler. Cam var kırık. Bir tane sprey var. Şöyle bir ürün var ama kırılmış. Bir sabun, sıvı sabun. Yarım bir Peromone parfüm. Başka da bir şey yok. Parfümle şu sıvı sabun 10 dolara satılır. Burada bakalım neler varmış. Bunlar hanımefendinin ürünleri. Evet. Burada da takılar mevcut. Şunlar değerli değil. Şunlar değerli değil. Saatimiz değerli değil. Şu da değerli değil. Şunlar değerli değiller. Artık bakınca anlayabiliyoruz arkadaşlar neyin değerli olup olmadığını. Bakın şu Thank you very much. Yes, sir. No problem. Şu görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar gümüş. Bakın çok güzel bir ürün. Bana göre altın arkadaşlar. Buna bakacağız. Bu saat herhangi bir marka değil. Bu da 925 gümüş. Şu herhangi bir şey değil. Şu herhangi bir şey değil. Bu da bir şey değil. Şunlar bir şey olması lazım. Evet arkadaşlar, 10 ayar küpe.
Bu 925 gümüş bir küpe. ...925 bir yüzük. Şunlar 925. Bu da Meksiko 925 bir yüzük. Bayağı bir takı çıkardık. Guess bir saat. Bunun hepsi burada kalsın. Mumlarımız var. Bu da ağır arkadaşlar. Geç bir saat daha var. Seiko bir saat. Bunda herhangi bir marka yazmıyor. Bozuk paralarımız var. Allah bereket versin. Gayet güzel bir kutuydu. Seiko saat. Eski bir modele benziyor. Gayet güzel bir saat. Alt tarafta filmler var. Bakalım burada neler var. Şu herhangi bir şey değil. Bayağı bir takı kutusu var. Şu boş arkadaşlar. Şöyle bakalım da. Bu dolu. Bismillah diyelim. Bu marka olmayan bir takı. Bu da herhangi bir şey değil. Şunlar genelde altın ve gümüş için kullanılan kutular ama şu bir şey değil. Bakın şu içindeki gümüş ya da altın. Hemen bakalım şöyle. Şu da gümüş. Küpeler herhangi bir şey değil. Şurada bir şey var mı? Bu boş arkadaşlar. Şu da boş. Bu dolu. Bunlar da gümüş. Şunlar da muhtemelen gümüş veya altın. Şimdi bak, öyle gümüş yapıyorlar ki artık altına çok benzetiyoruz. Şunlar değerli değiller. Bakın şu 925 gümüş bir bileklik. 925 bir yüzük. Şunlar bir şey değil. Tabii bu şey dediklerim, bu tabii bu bir şey değil dediklerim de satıyoruz arkadaşlar güzel fiyatlara.
925 bir bileklik. Maşallah film gerçekten çok güzel bir depoyla karşı karşıyayız. Şunun fiyatı 10 dolar. Şu setin de fiyatı 5 dolar. Bu da 5 dolar. Bakın buradakiler de gümüş. Şunun içerisindekiler de gümüş. Şunlar gümüş. Şu 10 karat altın. Bakın bu da gümüş. Şunlar herhangi bir şey değiller. Şu da herhangi bir şey değil. Şu da bir şey değil. Şu da gümüş. Şunlar gümüş. Thank you very much my friend. God bless you. Şunlar gümüş. Bunlar da arkadaşlar gümüş. Şu yüzük de gümüş. Buradakilere tekrardan bakacağız. Ben şu an sadece en yakını artık hissettiklerimi ayırdım. Bunlar burada kalsın, hepsi bir yerde toplansınlar. Bayağı bir gümüşümüz var şu anda, şükür diyelim. Şunlara da tekrardan bakacağız. Vallahi Allah bin bereket versin diyelim şimdiden. Bakın 320 dolar yazıyor üzerinde. Harve Dons bir ürün. Link Angels, MD Link Angels diye bir model. Kırı çatla yok. İnşallah da olmaz. Bu da değişik bir ürünmüş. Sanki açık arttırmadan alınmış ürünler. Bakın şöyle bir ürün var. KG Lunaville, Fransa yapımı bir ürün. Şunlar da gayet güzel ürünler. Bir mum var. Değerli değil. Bir tane kurtumuz var. Değişik güzel bir ürün. Şuradan ama maalesef kırılmış. Bakın bu da şuradan kırılmış. Bir mumluk var. Çok değerli değil. Şöyle bir mermerden bir ürünümüz var. Şu da değerli değil. Şundan bir tane daha var. Bir tane haç ürünü var ama çok değerli bir ürün değil. Kuşumuz da değerli değil. Enteresan bir depo arkadaşlar. Yani gerçekten bu tarz ürünler çıkacağını tahmin etmezdim açıkçası. Bir kurdumuz daha var ama değerli bir kurt değil. Şunlar enteresan ürünler. Bunları güzel
bir şekilde yerleştireceğiz. Şurada da biraz herhalde tamir aleti mevcut. Güzel bir set. Bakalım valizimizde ne varmış. Burası boş. Burada bile tertip, düzen var. Temizlik ürünleri mevcut. Burada da kitaplar var. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir çanta. Çantanın fiyatı $10. Burada kıyafetler mevcut. $10'da kıyafetlere diyebiliriz. Çok marka kıyafet kullanmıyorlar. Gerber marka bir çakımız var. Çok amaçlı kullanılan ürünlerden tahminimce $20'a satarız. Çanta, marka bir çanta değil. Bunlar da aynı şekilde marka ürünler değiller. Ama yine de $5 satarız. Şunlar değerli değil. Bir tane kilidimiz var. Bunu kendimiz kullanırız. Bazen böyle yüzük de buluyoruz burada arkadaşlar. Bakın bozuk paralar, Allah bereket versin. Bir gün böyle çöpün içerisinden yüzükler bulmuştuğumuz var. Bir tane Michael Kors çantamız var. Çantanın durumu fena değil. Yani ne iyi ne kötü. Yine de $10'a gider. Şöyle bir ütümüz var. RG bir parfüm. Royal Secret marka. RS'ymiş. Bath & Body Works sprey var. Kartlar var burada. Hediye kartı olabilir. Bakın şu hediye kartı. Buna bakacağız. Şunlar bir şey değil. Happy Birthday diye Amazon hediye kartı var. İki tane. Onlara da bakarız. Havlular. Hepsinin fiyatı $15. Bakalım burada ne varmış. Bir tane kedimiz var. Değerli bir ürün değil. Bir çanta. Vay, bu bayağı büyükmüş. Aynen ya, bak bayağı büyük. Şunu kırmadan eve götürürsek çok güzel bir ürünmüş. Kar mısın abi şuna? Harika. Bunları beğendim arkadaşlar. Evet. Bakalım sizde neler var. Bir tane ne bu, kamera mı? Bir tane kameramız var. Bayağı bir ağırmış. Bir spreyimiz daha var. Gözlük marka değil. Hafıza kartı var, şarj aleti var. Kremimiz var.
Burada da ıvır zıvır ürünler var. Burası da 10 dolar. Burada da kalemler var. Bir iki tane tırnak makası ürünleri var. 5 dolarlık bir kutu. Bir krem. Kablolar. Telefon. 1, 2, 3 tane telefonumuz var. iPhone'da herhangi bir kırık yok. Samsung. Bundan bende de var. LG. Bu da kırık değil. Şurada ağır bir ürün. Ne varmış içerisinde bakalım. Cam bir. Bu. Happy birthday. Doğum günüyle alakalı bir hediye gelmiş. Telefonlara bakacağız. Bu kablolar, kumanda. Bakın bir tane daha memory card'ı var, 32 GB'lık. Şurası da 10 dolar. Telefonlar benim tahminimce yine bir 30-40 dolar eder. Ve silah mermileri koyulan bir kutu var. Buradaki havlular 10 dolar. Yastıklar çöp. Evet. Mutfak ürünleri. Burası 5 dolar. Burası da mutfak ürünleri 5 dolar. Burada da inanç bir mutfak ürünleri var. Bir gözlük var. Bir de çakmak gibi bir ürün var ama hafıza kartıymış. Şurası için de 5 dolar. Şurada değerli herhangi bir şey yok. Walmart gift card diyor. Buna bakarız. Artık ayakkabılar çöp olmuş. Parfüm de boştu. Bakın bu da. Bunlar da bayağı bir gitmiş. Bu da aynı şekilde. Bunları çöpe atacağız. Evet. Normalde mermiler için kullanılan bir kutu. Stalwart bir aletimiz var. Bunun fiyatı 10 dolar. Şuradaki ıvır zıvırlar. Şu çantanın fiyatı 10 dolar. Toplam 25 dolarlık bir kutu. Bakın bu da güzel bir çanta. Çanta sadece 10 dolar. Burada da kıyafetler var. File bir terlik var. 5 dolar. Buradaki kıyafetler de 20 dolar. Bayağı güzel. Burayı dizmişler. Tabletimiz var arkadaşlar. 2 tane. Bir tanesi Nextbook. Bir tane iPad'ımız var. Bunları kontrol edeceğiz. Bir tane power bank var. Hala da çalışıyor. iPhone 1 kulaklığımız var.
Şimdi şuraya bakalım. Bir power bank daha var. Spreylerimiz var. Bant var. Elektronik ürünler var, piller var. Toplam 15 dolarlık bir çekmece. Çok rahat diyebiliriz. Sıradaki gelsin. Şunlar genelde elektronik sigara çantaları. Bu boş. Antenimiz var. Bir tane daha antenimiz var. Bu da plastik kaşıklar. Bir saatimiz var. 10 dolarlık bir çekmece. Bir tane speaker'ımız var. Bluetooth'lu. Işığımız var. Banyo ürünleri var. Bakın tamir aletleri var. Kablolar var. Hesap makinesi. Burası da 10 dolar. Çok rahat diyebiliriz. Sıradaki çekmecemiz. Çakmaklar, rujlar. Bu da ölçüm aleti. Banyo ürünleri var. Burada da aynı şekilde banyo ürünleri var. Burası için de 5 dolar diyebiliriz. Tablet çantası. Takı kutuları. Banyo ürünleri, kremler. Bir tane boş bir ürün. Bir de aynamız var. Burası için de 5 dolar diyebiliriz. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir altınımız, gümüşümüz var. Çantalar var, kıyafetler var, ayakkabılar var. Ivır zıvır ürünlerimiz çok fazla var. Umarım siz de depoyu beğenmişsinizdir. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk oldu. Bakın şurada 25 kuruş var. Şimdi gördük. Allah bereket versin. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun arkadaşlar.